Yani bazı yıllar daha kurak, bazı yıllar daha yavaşlı geçmekte. Yani o kadar çok suyumuzu yeterince değerlendirmiyoruz ki, yani daha verimli kullanmamız gerekirken kullanamıyoruz, suyumuz boşa gidiyor diye düşünebiliriz. Önümüzdeki süreçte bizi bekleyen bir tehlike olmayabilir. Yağan yağmurlar doğrudan cadde ve sokaklara gittiği için cadde ve sokak sellerini arttırıyor. Ama şu soldaki şekilde ise bakın, tamamen yağan yağmurlar cadde ve sokaklardaki ağaç diplerine gittiği için ağacın su ihtiyacı karşılıyor. En önemlisi yeraltı suyunu destekliyor. Bir daha diğer önemli nokta, hemen caddeye ve sokağa gitmediği için cadde ve sokak sellerini önlemiş oluyor. Ülkemizde ne su zenginiyiz ve tamamen su fakiri bir ülkeyiz. Orta düzeyde sayılabiliriz. Kendimize yetecek kadar suyumuz var. Ama bir şartla, suyu verimli, akıllı kullanırsak. Yüz ölçümüne baktığımız zaman yıllık su potansiyelimiz ortalama 450 milyar metreküp. Bu zaman zaman 350 milyar metreküp'e, zaman zaman 550 milyar metreküp'e kadar değişebiliyor yıllık. Yine ülkemizde 25 tane havza var. Her havzada yağış rejimi birbirinden farklı olabiliyor. Bazı yıllar bazı bölgelerimiz fazla yağış alırken bazı yıllar diğer bölgelerimiz yağış alabiliyor. Dolayısıyla şunu kabul edeceğiz. Ülkemiz su zengini olmadığı için suyu idarelik kullandığımız takdirde, akıllı kullandığımız takdirde, tekniğine uygun olarak kullandığımız takdirde su kıtlığımız yok. İstanbul'da şu anda barajların doluluk oranı %47 seviyesinde ve bizim 1 Ekim'den itibaren tarım su yılı başlar. Yani daha su yılımız yeni başladı. Artık yağışlı mevsime doğru gidiyor. Bu süreçten sonra Ekim ayından itibaren yavaş yavaş yağışlar atacağı için şu an için önümüzde herhangi bizi riske sokacak bir durum söz konusu değil. Çünkü daha yağışlarımız yeni başlayacak. Ve barajlardaki su seviyesi şu anda yeterli. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz kısa ve orta vadeli hava tahminleri yapıyor. Şimdi önümüzdeki Ekim, Kasım, Aralık tahminlere baktığımız zaman bu yılın da geçmiş yılların, yani uzun yılların ortalaması civarında gideceği tahminini gösteriyor. Ama şu var, bir havzada, başka bir havzada bu yaz az yağış almış olabilir veya önümüzdeki de daha az yağış olabilir. Orada bölgesel bazda su sıkıntısı çekilebilir. Bu her zaman geçmişte olduğu gelecekte de olabilir. İşte burada bizlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği verilere, tahminlere çok iyi bakmamız gerekiyor. O bölgedeki su potansiyeli olan, suyu biriktirdiğimiz bilhassa barajlar, göletlerin su seviyelerine bakmak gerekiyor. İstanbul özelinde şu an herhangi bir tehlikeden bahsetmemek daha doğru olur. Kaynakları verimli kullanmamaya doğru itmiş durumda insanlar. Bugün insanın önündeki en büyük sorun aslında israf. Kaynakları verimli kullanmıyoruz. İstanbul'da biliyorsunuz günlük verilen su miktarı 3 milyon metreküpün üzerinde. Bakın bu suyun biriktirilmesi bir maliyet. Arıtılması bir maliyet. Evlerimize kadar getirilmesi ciddi bir maliyet. Daha da önemlisi evlerden sonra tekrar arıtılması daha fazla bir maliyet. Ve tüm bu süreçlerde enerji kullanıyoruz. Kullandığımız enerjiyle atmosferimizi kirletiyoruz. Kirleten atmosferi, küresel ısınma, küresel iklim değişikliği, yağıştaki rejimlerdeki bozulmalara yol açıyor. Aslında şu anda kısır bir döngü ve bindiğimiz dalı kesen bir yapıyla karşı karşıyayız. Burada hepimiz kendi çapımızda ders almalıyız diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul'da tabii ki zaman zaman sıkıntılar oluyor. 2007'de oldu, 2014'te oldu ve 2020 yılında barajda, hatta Ocak ayında barajdaki su seviyesi %19'a kadar düşmüştü. Ama şu an için şu değerlere baktığımız zaman ve uzun vadeli tahminlere baktığımız zaman o sıkıntı şu anda gözükmüyor. Su kaynaklarını verimli kullanma yolunda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Atmosferi kirlettiğimizin farkına varmamız gerekiyor. Burada kendimiz ne yapabiliriz? Çözüm üretmemiz gerekiyor. İstanbul'daki her bir damla suyu değerlendirmemiz gerektiğini, her bir damlayı sayarak kullanmamız gerektiğini ve her bir damlanın dünyanın geleceğini olumlu veya olumsuz yönde etkileyeceğini bilmemiz gerekiyor diye özetliyorum.